Şimdi emniyet kemerimizi takalım. Siz de takın. Arabayı çalıştırıyorum. Araba 3 kademeyle çalışıyor. Birinci kademe dokunduğumda, sadece dokunduğumda elektrik geliyor. İkinci kademede tüm sisteme elektrik geliyor. Sert bastığımda da 3 ile 6 saniye arasında aracın çalışması gerekiyor. Yani 5 saniye, 6 saniyeden sonra marşı kabul etmiyoruz biz. Çekiyoruz, tekrar takıyoruz. Şimdi bir miktar fren uyguluyorum. Kapıyı kapatacağım. Bir miktar freni uyguluyorum. Arabanın el frenini bıraktım. Drive'ı alıyorum D'ye. Araba bulunduğu konuma göre eğer rampa aşağı duruyorsa direkt ikinci viteste, rampa yukarı duruyorsa direkt birinci viteste kalkış yapar. Açı sensörünü beyne gönderdiği komut doğrultusunda. Şimdi yokuş kalkış destek sistemini devreye aldım. Emniyet kemerimin takılı olması gerekiyor bu sistem için. Gaza bir kere dokunuyorum, araç hareket ediyor. Şöyle göstereyim. Araba auto'yla 3 tane modumuz var. Auto, dinamik, bir de manuel. Şimdi auto'yla kullanıyoruz aracımızı. Şey, o delikanlıyı yukarı alalım. 1300 devirde araba vites değiştirir. Yani bizim en ekonomik sürüş olarak gösterdiğimiz şey budur. 1300, hiç yorulmaz araba. Tık 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 1300 devirde vites değiştirir. Evet. Yokuş kalkış destek sistemi devrede. Rampanın ortasında diyelim ki durdum. Tamam mı? Rampanın ortasında durdum. Aracım hiçbir şekilde geri kaymaz. Gaza basıyorum, kesintisiz gaz. Aracımı kaldırıyorum. Durdum. Direkt devreye giriyor. Kaç saniyede bırakıyor? Bırakmıyor. Belli bir süre bırakmıyor. Evet. Şimdi sizden komut alması gerekiyor. Şimdi geldim. Öyle bir yerdeyiz ki mesela her sabah veya her akşam geçerken aracın altı sürtüyor diyor. Geliyorum o noktaya doğru. Yavaşça yavaşlıyorum. Aracı yükseltmeye alıyorum. Hiç durmadan geçtim. Ondan sonra şuna basıyorum, aracımı seviyeye alıyorum. Normal sürüş seviyesi. Oldu ki unuttum. 30 kilometrenin üzerindeki süratlerde otomatik olarak kendisi alıyor. Şuna bastım. Yaşlı bir yolcum var, alacağım. Şu düğmeye bir kere basmam yeterli kapıyı açmadan. Kapıyı açıyorum, aracım yan yatıyor. Bastım. Topladım. Normal seviyeye aldım. Örnek bir yerden geçerken şu konuma getiriyorum. Aynalarım değiyor diyelim. Geri çekiyorum. İki aynam da aynı anda katlanıyor. Daha sonra burada önemli olan kaçma kapama işlemi sırasında yarıda kesmemek. Yani açmak için tam komut vermek. Yani şu. Hani yarım yarım kesmiyorum. Tam komut veriyorum. Seviyeye aldım. Peki mesela sadece sağ aynayı kapatmam gerekiyor. O zaman da sağ aynamı şu şekilde kapatabiliyorum. Sadece bir tarafa şey yaparak. Evet. Açmak için yine aynı şekilde ileri itiyorum. İyice kilitlenmeden de bırakmıyorum. Şimdi gelelim sürüşe. Yokuş kalkış destek sistemini kapattım. Araba ikinci viteste. Şimdi biraz gaza basacağım şu tırları geçinceye kadar. Ondan sonra şimdi aracı hızlandırıyorum. Yolun yarısına kadar gaz bastım. Çektim gazdan ayağımı. Aynı hızla gitmeye devam ediyorum. Hafif burayı sert ineceğim. Bakın hiçbir şekilde gaza basmıyorum. Aracım hala aynı tempoyla, aynı hızla gitmeye devam ediyor. Geldim dönüşe, dönüyorum, hala gaz istemiyor. Şimdi şöyle düşünün, günün 8 saati araba kullanıyorsun. 2 saatinde gaza basmadığını düşün. Bu araba sen gazdan ayağını çektiğin her an sıfır yakıtla gidiyor. Evet. Örneğin bir dönüş var, görüyor kaptan gaza basarak dönüyor. Bir kaptan var,
dönüşü görüyor, hızına bakıyor ve ayağını gazdan çekiyor. Aynı süratle o da dönüyor. Biri yakıtla dönüyor, biri yakıtsız dönüyor. Öngörülü sürüş dediğimiz olay bu. Birazcık arabanın kendi o akıcılığını, sıfır yakıtlılığını kullanmak gerekiyor. Gereksiz yere gaz vermek, gereksiz yere retardar fren kullanmak, bunların hepsi yakıtı arttırıyor. Şimdi gelelim modlara. Auto moddayım, aracımı kaldırdım. 1300 devirde vites değiştiriyor aracım. Mesela değiştirdim. Şimdi giderken aracımı dinamik moda aldım. DYN yazıyor. Bakın 1600 devir direkt. Daha seri bir kullanım. Fakat bu aynı zamanda şeyi de arttırıyor. Yakıt sarfiyatını da arttırıyor. Şimdi onun için ne yapmanız lazım? Birazcık daha bu aracı yumuşak kullanmamız gerekiyor. Soft kullanmamız gerekiyor. Agresifliği çok seven, agresif sürüşü çok seven bir araç değil. 96 kilometre ile 94 kilometre hızla gitmekle 100 kilometre hızla gitmek. Yani şöyle, kaptan bu araçla 100 kilometre hızla gidiyor. Direkt gaza basa bas, tepesine basıyor gazın, araba 100. Fakat kaptan şunu fark etmiyor. Ben 100 ile gidiyorum, gaz veriyorum. Araba yüze kapalı sistemi, o da frene basıyor. Siz arabaya yakıt gönderiyorsunuz git diye, o da fren yapıyor durmak için, hızını sabitlemek için. Bizim her zaman önerimiz 94 kilometre, 96 kilometre, maksimum 98 kilometre. Niye? 96 ile giderken gazdan ayağını çektiğinde arabanın ibresinin yavaşladığını görebilirsin. 98 ile giderken ama 100 ile gazın tepesindeyken onu göremez. Onun için mümkün olduğu kadar bu şekilde kullanırsanız en az %5 direkt bu kullanımlarla fark eder. Bir de mesela virajlarda veya işte fren ihtiyaçlarında adam freni yapma ihtiyacı var, retardar kullanma ihtiyacı var, jart diye asılıyor. Olmaz. Yanlış. 90 atıyorum, 98'de gidiyorum, virajı gördüm. Virajım bana diyor ki 86'ya düşmen lazım, 85'e düşmen lazım. Yolları artık ezbere biliyorsunuz. Gerektiği kadar geriye. Bu şekilde kullanmanız gerekiyor. Şimdi araba dinamik modda, vitesi alıyorum, kaldırıyorum aracımı. Peki diyeceksin ki Ahmetciğim, bu arabada bir de manuel mod var, bu ne işe yarıyor? Abi şu işe yarıyor. Basılı tutuyorum, manuele geçtim. Vurdum 4. Yola bakamıyorum 3. Vitesi görmüyorum 2. Yani sürekli manuel mod benden bir şeyler bekliyor. Bana yardımcı olmuyor, aksine benden bir şeyler bekliyor. Peki diyeceksin ki bu manuel modu nerede kullanacağız? Bu manuel modu şurada kullanacağız abi. Örneğin öyle bir rampa iniyorsun ki yerler kar buz. Araba otomatik viteste hep ileriye gitme, ivme yapmaya çalışıyor. Ama manuelde atıyorum o rampayı, buzlu, karlı bir rampa, virajlı bir rampa, 3. viteste inmeniz gerekiyor değil mi? Manuelde aracımı 3. vitese alıyorum, kompresörle birlikte o rampayı iniyorum. Bir de rampa çıkıyorum, aracım yüklü, yol virajlı. Araba bir 6 yapıyor, bir 5 yapıyor, bir 4 yapıyor. Sürekli doğru vitesi bulmaya çabalıyor. Evet. O zaman diyorsun ki kardeş, burayı 4. vites 1500 devirle çıkalım. Rampanın bitiminde de dokunuyorum abi. Auto ise auto, dinamik ise dinamik kullanmaya devam ediyorum. Bu iki yerde manueli kullanıyoruz. Bizim şeyimiz en azından önerimiz o yönde. Tabii ki tasarruf sizin, siz karar vereceksiniz. Biz her zaman auto diyoruz. Nedenini bakın, şimdi ambulansa kadar gaz vereceğim araca. Ya gerçekten hani bir aracı hızlandırıp boşa atarsınız ya. Aynı onun gibi. Ya gazdan ayağımı çekiyorum, araba aynı hızla gitmeye devam ediyor. Aynı hızla gidiyor. Yani bu arabanın akıcılığını kullanmaktan başka benim bir şansım yok. Viraja geldim, frene hiç dokunmadım, döndüm. Neredeyse daha devam ediyoruz yani. Yani nereye, ne kadar yolu hiç yakıtsız geldim. Bunu mutlaka kullanmanızı tavsiye ediyoruz. Bu arabada 3. sileceğim var, cam resistansım var. Bunları şöyle göstereyim. Mesela cam resistansım şurada. İlave 3. sileceğim burada. Şu
düğmeye bastım, sileceğimi çalıştırdığımda otomatik olarak onlar da çalışıyor. Tamam. Şu cam resistansı, moldaki karlı buzlu buğulu bir yolda gidiyorsun. O zaman şuna bastığımda evet, sana ilave sıkıntı. Turizmo'da vardı ya. Yan cam da bunlar. Yan cam da. Aynen. Şimdi burada diğer önemli bir konu. Yunus, sana zahmet vanayı boşaltabilir misin oradan? Evet. Şimdi Yunus, arabada acil bir durum var dedi. Boşalttı. Kapıyı itiremedi. Kapı düşmedi değil mi? Evet. Tamam, bir tane bırak Yunus. Ama kapı arızaya geçti. Şimdi şimdi diyor ki içilmeyin abi, içilmeyin. Burada anlatacağım. Şimdi Yunus aracın acil kapı vanasını çevirdi. Arabada otomatik olarak ışıklar yandı. Diyor ki bizim asıl güven işte, yani bizim bu araçtaki en büyük sorumluluğumuz ve güvenlik olarak dikkat etmemiz gereken şey. Allah korusun. Arabada yangını aynada gördüm. Ekranda da fire, yangın işaretini gördüm. Araba diyor ki bana, arabada yangın başladı. 1. Arabayı sağa çek. 2. Kapı vanalarını boşalt veya camları kır veya havalandırma kapaklarını fırlat. Arabayı tahliye et. Araba 2 tane, 3 tane Fogmaker yangın söndürücü tüp var. Yangın söndürücü tüp var. Bunlar yangına direkt müdahale ediyorlar. Burada sizin yapmanız gereken tek şey aracın yolcularını tahliye etmek. Araba yangına kendisi, mühürlü borular var. Onlar patlıyor ve yangına direkt kendisi müdahale ediyor. Tehlike geçti. Şu düğmeye basıyorum. Kapıları devreye alıyorum bu düğmeyi. Şöyle göstereyim. Buna bir karşı direnç uygulamışlar. Karşı direnç uyguladıkları için araba kapı vanalarını boşaltmıyor. Ben ona bakacağım şimdi. Şöyle kapıyı devre, şu an kapı devre dışı bak. Doğru. Bastığım zaman bu düğmeye kapıyı devreye alıyor. Olayımız bu. Kapıyı devreye alma düğmesi bu. Şeye bakalım, dışarıya bakalım şöyle. İkincisi şu. Mesela yolculuk bitti, seyahat bitti. Geldi, araba temizlendi vesaire. Arabayı stop ettin, anahtarı çektin, indin aşağıya, arabayı kilitleyeceksin. Arabanın da diyelim ki 1-2 gün yatarı var. Geldi, akü şartelini kapatacaksın. Fakat şurada LED yanıyorsa akü şartelini kapatmıyoruz. LED yanıyorsa. LED yanıyorsa. Sebebi de şu. Biz nasıl yoldan geldiğimizde aracımızı temizletiyorsak, hazırlıyorsak, arabada Red Blue dozaj ünitesini temizlemesini yapıyor. Elmas soğutucuyu soğutuyor. Yani araba da kendi işlerini yapıyor. O zaman bu LED'i yakıyor. Diyor ki ben şu an işlemlerimi yapıyorum, kapatma diyor. Oldu ki kapattınız. Bir şey olmadı. 2 bir şey olmadı. Fakat bir gün öyle bir arıza yapar ki 3000 euro masraf çıkartır ve garanti de bunu kabul etmez. Yani aracın kendi temizliğini yapmasına da izin vermeniz gerekiyor. Stop ettikten sonra mı? Stop ettiniz. Bu ışık sönecek abi. Kırmızı stop ettik, yanıyorsa. Şarteli kapatmak için geldiniz. Bir baktınız evet yanıyor. Tamam. O zaman ne yapıyoruz? Bekleyeceğiz. Bekleyeceğiz. Sönme sönene kadar. 20 dakika, 15 dakika, 5 dakika. Aynen. Ne zaman sönerse o zaman şartelimi kapatacak. Arabanın akü gerilimini o zaman keseceğim. Evet.